FETÖ'yü Biden saklıyor demiştiniz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la bir görüşmeniz olacak mı? Bunu Biden'ın kendisine başkan yardımcısı olduğu zaman da söylemiştim. Bak bizden papazı istediniz, verdik. Sizdeki papazı da bize verin demiştik. Buralarda yaşam imkanını da bunlara sağlıyorlar. Avanesiyle birlikte Amerika'da sağlıyor. Ve yanındaki terör örgütünün bağlantılısı olanlarla birlikte yaşamlarını Amerika'nın değişik eyaletlerinde, başta Pensilvanya olmak üzere, sürdürüyorlar. Tabii bu defa Sayın Biden'la bir görüşme durumumuz tekrar olursa bunu da yine kendisiyle tekrar konuşacağız. Efendim merhabalar, 24 muhabiri Esma Murat ben. Efendim ben şeyi sormak istiyorum. Özbekistan zirvesi sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlamıştınız. Türk devletlerindeki FETÖ yapılanmasıyla mücadeleye değinmiştiniz ve şöyle bir sözünüz olmuştu. FETÖ'yü Biden saklıyor demiştiniz. Bu kapsamda acaba Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la bir görüşmeniz olacak mı? Arkadaşlar tabii biraz da ifadelerimizi yanlış merkezlere çekme gibi bir durum oluyor. Şimdi Amerika'da saklandığını veya Amerika'da bu adamın özellikle gizlendiğini, orada Amerika yönetiminin her türlü desteği verdiğini zaten geçmişten bu yana hep söyledik. Bunu Biden'ın kendisine başkan yardımcısı olduğu zaman da söylemiştim. Yani bunu niye vermiyorsunuz bize? Verin. Bak bizden papazı istediniz, verdik. Sizdeki papazı da bize verin demiştik. Ama maalesef tabii bunlara hem biliyorsunuz orada kart ile izni de veriyorlar. Ve oralarda yaşam imkanını da bunlara sağlıyorlar. Orada gayet büyükçe bir kaşane ve yaşamını sadece kendisi değil, avanesiyle birlikte Amerika'da sağlıyor. Ve yanındaki terör örgütünün bağlantılısı olanlarla birlikte yaşamlarını Amerika'nın değişik eyaletlerinde, başta Pensilvanya olmak üzere, sürdürüyorlar. Tabii bu defa Sayın Biden'la bir görüşme durumumuz tekrar olursa bunu da yine kendisiyle tekrar konuşacağız. Anadolu Ajansı'ndan Sefa Mutlu. Efendim, Türk Devletleri Teşkilatı'nda Kıbrıs gözlemci üye oldu. Avrupa'dan da tepkiler geldi. Tepkilerin yanında bir de federasyon çözümü tekrar dillendirildi. Hem bu konuda neler söylersiniz, hem de buradaki görüşmeleriniz de gündeminizde olacak mı? Arkadaşlar, şu anda tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin özellikle Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye olarak kabul edilmiş olması burada önemli bir adımdır. Ve şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye olmasının altını ne yapacağız? Güçlendireceğiz. Ve bu şekilde adımları atarak yola devam edeceğiz. Bir diğer taraftan da tabii şu anda biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs'ta gerek parlamento binasının yapımı, gerek Cumhurbaşkanlığı binasının yapımı, bütün bunlarla beraber de bir adım atılıyor. Bunların hepsi Kuzey Kıbrıs'taki gelişmeleri çok daha güçlendirmeye yönelik bir adımdır. Altyapıyla, üst yapıyla Kuzey Kıbrıs'ta farklı adımlar atacağız. Yani Avrupa Birliği ne demiş? Avrupa Birliği nasıl bakıyor? Bizi bunların hiçbirisi ilgilendirmez. Biz nasıl bakıyoruz? Bu önemlidir. Bizim bakış açımız belli. İşte bunu ne yaptık? Orada ifade ettik. Orada Türk Devletleri Teşkilatı'nın liderleriyle mutabık kaldık. Ama ondan önce de ne yaptık? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıklamamızı yaptık. Değil mi? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığımız açıklama geleceğe bir ufuktur. Süreç devam ediyor.
Temennim odur ki Kuzey Kıbrıslı kendine sahip çıksın. A Haber'den Mehmet Karataş. Cumhurbaşkanım Rusya G20'de Türkiye ile enerji alanında yeni girişimler başlatacaklarını duyurmuştu. Enerji merkezi olma konusunda yeni bir adım mı atılacak acaba? Bununla ilgili farklı detaylar var mı? Bu konuyla ilgili olarak gerek Sayın Putin, gerek sözcüleri hepsi bu açıklamayı zaten yaptılar. Ve Türkiye'nin enerjide de bir hub olması konusunda açıklamalar yapıldı. Ve inşallah bu atılacak adımlarla birlikte Türkiye gerçekten gerek batıya, gerek bütün çevreye bir hub olarak buradan doğal gazda bir dağıtımın yapılması, enerjide aynı şekilde bir dağıtımın yapılması ve bütün bunlarla beraber inşallah şöyle önümüzdeki ayın başlarında filan bir Türkmenistan ziyaretimiz olacak. Ve Türkmenistan'da gerek Türkmenbaşı'yla gerek İlham Aliyev kardeşimle orada üçlü olarak bir araya geleceğiz. Ve orada da bunlarla ilgili bir gelişmeyi değerlendireceğiz. Temenni ediyorum ki oradan alacağımız netice de bu konularda güzel gelişmelere vesile olacaktır. Efendim, siz de bahsettiniz, saat 16.20 sıralarında İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Olayın terörle bağlantısı netleşti mi acaba? Ayrıca dönemsel olarak baktığımızda Türkiye'nin küresel bir aktör olarak ön plana çıktığı bir döneme de geliyor bu saldırı. Bu döneme denk gelmesiyle ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz sizden? Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, şu an itibariyle tabii ilk incelemelerde yani kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler, ilk valimin bize aktardığı bilgi, burada bir terör kokusu var. Ve şu an itibariyleki oradaki kaçışmalar vesaire filan ve bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında ilk tespitler. Gerek İstanbul Emniyet Müdürümüz, gerek valimiz, gerek kamera incelemeleri, bunlar devam ediyor. Bunların sonunda nihai kararı inşallah vereceğiz.